habersiz bırakmak istiyor. Yani Kürt gazetecileri tutuklayarak sadece tabii Kürt halkının değil, bölgede ne olup ne bittiği tüm Türkiye'nin öğrenmesini engellemek istiyor Kürt gazetecilere baskıyla. Yani az önce verdiğim örneklerdeki gibi, yani eğer o gazeteci arkadaşlarımız olmasaydı biz işte Van'daki olayı tüm Türkiye öğrenemeyecekti. Sadece Kürtlerle ilgili bir hak ihlali değil, bu bir insanlık suçuydu. Veya işte o Nevroz'da Kemal Korkut'un vurulma anı. Yani hem Kürtlerin hem tüm toplumun habersiz bırakılması veya gerçeksiz hakikatleri öğrenmesinin engellenmesi isteniyor. Engellenmek isteniyor daha doğrusu. Bu tutuklamaların nedeni bu. İşte en son Dicle Müftüoğlu ve Sedat Yılmaz arkadaşlarımız tutuklandı. Ama onunla da sınırlı kalmadı. Yani şimdi mesela Tele1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklu şu anda. Gerçi tutukluğa itiraz edildi. Kabul edilecek mi o itiraz bilmiyoruz. Ama Merdan'ın tutuklanması nedeni bile bir Kürt meselesi. Yani Kürt sorunu üzerine söylediği sözler nedeniyle tutuklandı. Kürt sorunu mayınlı alan olmaya devam ediyor Türkiye'de. Yani bu konuda söylenen her söz işte sonu cezaevine doğru giden bir şeye doğru gidiyor. Yani yola doğru gidiyor. Umarım. Yani bu bir demokrasi sorunu. Türkiye'de demokrasinin kalitesinin düşüklüğüyle alakalı bir sorun. Umarım bu çemberi kırar toplum ve gerçekten demokratik bir ülke inşa eder ve bu tür sorunlar yaşamayız. Öncelikle yani Diyarbakır'daki 11 Temmuz'da yapılacak duruşmaya bütün meslek örgütleri katılmalı. Gazeteci örgütleri tabii ki tutuklu meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmalı. Oluyorlar da zaman zaman eksiklikler, hatalar olabiliyor. Ama ellerinden geleni yapmalılar. Bir de şunu unutmayalım, bu sorun sadece gazetecilerin sorunu değil. Yani sözünü ettiğimiz şey haber, hakikat, gerçek. Dolayısıyla tüm toplumu ilgilendiren bir sorun bu. Hani hep halkın haber alma hakkından söz ediyoruz ya, halkın haber alma hakkını sağlayacak olan gazeteciler değildir. Halk kendi haber alma hakkına sahip çıkmalı. Dolayısıyla halk gazetecisine sahip çıkmalı. Yani bu duruşmaya sadece gazeteci örgütleri değil, gazetecilere ihtiyacı, hakikate ihtiyacı olan tüm yapılar, sivil toplum örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, bu meslektaşlarınızla dayanışma içinde olmalılar diye düşünüyorum. Kürt medyasına, Kürt gazetecilere son dönemlerde baskı maalesef giderek artıyor. Özellikle Kürt sorunundaki çözümsüzlük, devletin, iktidarın Kürt kurumlarına yönelik baskısını da artırıyor. Hani ifade ettiğin gibi gazeteciler bir yıldır tutuklu ve ilk duruşması işte 11 Temmuz'da. Şimdi bir yıldır hakim karşısına çıkmamış bir gazetecilerden bahsediyoruz. Bir yıldır kendilerine savunma imkanı verememiş gazetecilerden bahsediyoruz. Bu ayrı bir ceza yöntemidir. Yani siz gazeteci tutuklayıp duruşmasını bir yıl sonraya atıp bir yıl boyunca kendisine savunma imkanı vermiyorsunuz. Bu açıkça ayrı bir cezalandırma yöntemidir. Çünkü duruşma başlayınca, dava başlayınca hem avukatlar hem gazeteciler büyük olasılıkla o iddianameyi yerle bir edecektir. O suçlamaları yerle bir edecektir. Hiçbirisinin hukuki olmadığını ortaya çıkaracaktır. Yargı da, devlet de bunu bildiği için maalesef duruşma günlerini çok sonraya verip gazetecilerin hiçbir hukuki zemin olmadan uzun aylar, hatta bazen yıllar boyunca tutuklu kalmasına vesile oluyorlar. Bu da bir intikam hırsı ve bir cezalandırma yöntemidir. Yani Türkiye'de ifade özgürlüğü ile ilgili her zaman bir mesele vardı. Her zaman Kürt medyası özellikle Cumhuriyet kurulduğundan beri hep hedefteydi. Ama son dönemlerde Kürt meselesinde bir tıkanıklık yaşanıyor. Yani devlet Kürtlerin kurduğu ve Kürtlerin güçlü olduğu kurumlara yönelik
ciddi bir refleksi söz konusu, ciddi bir baskısı söz konusu. Sadece Kürt gazeteciler değil, Kürt siyasetçiler, Kürt sivil toplumcuları, Kürt ekolojistler, Kürt kadın hareketi, bunlar hepsi yargısal taciz altında. Bu tamamen devletin Kürtlerle ilişkisiyle ilgili bir durum. Yani barış sürecinde örneğin 2010'lu yıllarda siyasal iklim daha yumuşak olduğu için hiçbir dava, hiçbir saldırı, hiçbir baskı haberi duymazken Kürt sorunu tıkandığı dönemlerde devletin ilk hedefi yine Kürt gazeteciler oluyor. Buna ek olarak son dönemlerde özellikle Kürt nüfusun yoğun olduğu illerde, Kürt illerinde hak ihlalleri artmış vaziyette. Yani hem sokakta oluşan polis baskısı, köylerde oluşan polis baskısı, öldürülen çocuklar ve bunu haberleştiren bir ekip var orada. Yani bunu Türkiye kamuoyuna duyuran bir ekip var. Bu ekipte Kürt gazeteciler. Devlet hem bu baskıyı yapmak istiyor hem de baskının haberleştirilmesini istemiyor. Bu baskının Türkiye kamuoyu tarafından bilinmesini istemiyor. Bu baskının dünya tarafından bilinmesini istemiyor. Bu da Kürt gazetecileri doğrudan hedef haline getiriyor. Çünkü bizim bölgedeki kulağımız, gözümüz o gazeteciler. Aslında ne oluyor, ne bitiyor, seçim öncesi, seçim sonrası, işte polislerin kamu görevlerini sokakta yaptığı hak ihlalleri, karakoldaki işkenceler, bunların hepsini biz Kürt gazetecilerini öğreniyoruz ve devlet de bunun farkında. Bunun farkında olduğu için hedefi de Kürt gazetecileri koyuyor. Yani Kürt sorunu ve Kürt meselesiyle ilgili devletin bir kırmızı çizgisi var. Bu kırmızı çizgiyi aşan veya Kürt meselesinde devletin resmi politikası dışında fikir üreten her kim olursa olsun ben tutuklarım, ben gözaltına alırım demek. Bu mesaj budur aslında. Örneğin geçen hafta yine Merdan Yanardağ vakasını gördük. O da Kürt sorununda devletin kırmızı çizgisini aştı ve tutuklandı. En büyük mesaj kamuoyuna Kürt sorununun çözümsüzlüğü konusunda benim aleyhime haber yapmayın, benim aleyhime propaganda yapmayın, benim yaptığım hak ihlallerini haberleştirmeyin. Bu bence kamuoyuna vermiş en büyük mesajdır. Yani Kürt kurumlarıyla Türkiye'li kurumlar arasında bir uçurum da açma niyeti var bu operasyonlarda. Çünkü dokunan yanar diye bir söz vardır ya, yani yaklaşan, Kürtlerle bütünleşen veya Kürtlere danışan herkesin yargısal tacize maruz kalacağını mesajını veriyor. Özellikle İstanbul merkezli, Avrupa merkezli örgütlerin Kürt medyasıyla, Kürt gazetecilere danışması gerekiyor. Nasıl yapılır bu danışma? Davalara giderek yapılır, kınayarak yapılır, hukuki destek vererek yapılır veya birçok yöntemi var bunun aslında. Yani Avrupalı kurumların yapacağı yöntemler var, işler var. Türkiye'li kuruma yapacağı işler var ama dayanışmanın artması lazım. Yani İstanbul'da bir popüler gazeteci alındığında nasıl tepki koyuyorsak, herkes tepki koyuyorsa, bir Kürt gazeteci alındığında da aynı tepki koymak lazım. Bu yüzden örneğin 11 Temmuz'da duruşma var. Bu duruşmaya bu örgütlerin katılımı çok önemli. Yani o mahkemedeki hakimin bu gazeteci arkadaşlarımızın yalnız olmadığını hissetmesi, devletin o gazeteci arkadaşlarımızın yalnız olmadığını hissetmesi çok kıymetli. Belki bu hızlıca tahliyelerine sebep olmaz ama bunun psikolojik ve sosyolojik danışması gereken yerlere gereken mesajı zaten götürür.